Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 2023 Mart aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 7 Mart'ta Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Yine aynı gün Satürn Balık burcundaki yolculuğuna başlıyor. Venüs 16'sında Boğa burcuna geçecek. 21 Mart'ta Koç burcunda yeni ay var. 23 Mart'ta Plüto Kova burcuna geçiyor. 25 Mart'ta ise Mars ikizlerden ayrılıp Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Evet şimdi detaylara bakalım. Güneş 20'sine kadar Balık Burcu'nda parlıyor olacak. Hemen ay başından itibaren Merkür de Balık Burcu'nda. Dolayısıyla ayın ilk döneminde, ilk yarısında özellikle 20'sine kadar olan dönemde siz hayata biraz daha manevi yönden daha derin bakabilirsiniz. Hayatın materyalist yönlerinden ziyade ruhsal konuları, inanç konuları, yardımlaşma temaları, insancıl konuları ön plana çıkıyor. Dokuzuncu evinizde olacak. Bu sizin için bir eğitim, bir seyahat, işle ilgili bazı girişimlerinizle de ilgili açılımlar getirebilir tabii ki. Hak-adalet arayışlarında da bu ay mücadeleleriniz çok öne çıkabilir. Ve 7 Mart'ta Başak burcunda Dolunay var. 3. evinizi aydınlatıyor. Bu bir düşüncenin olgunlaşması, bir fikrin netleşmesi, bir eğitimin tamamlanması, ticari hayatınızda bir düzen, bir hesap anlamına gelebilir. Özellikle yakın çevrenizde kardeşlerle ilgili konular, akrabalar, komşularla ilgili konular ve buralarda beklentileriniz varsa bir anlaşmazlık, mesela bir şeyi çözümlemeniz ya da bir konunun netleşmesi gibi konular zaten dolunayın genel enerjisi aydınlatır, netleştirir, sonuç getirir ve bir şeyleri tamamlatır. Böyle bir döngü içerisinde olacağız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, başak, balık, ikizler ya da yay burçlarının 16 derece ve yakınlarına gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu dolunayın sizin için tesirleri daha güçlü olacaktır. Güneş ve yükselen burcunuz da eğer 16 derece ve yakınlarındaysa dolunay ise çok güzel bir açıda yani bu daha bir destekleyici daha duygusal anlamda zihinsel anlamları sizin için faydalı başarı getiren bir dolunayda olabilir özellikle iş konuları eğitim konuları ticari konularda bir amacınıza da ulaşabilirsiniz kısa uzun seyahatleriniz olabilir mesela kardeşler akrabalarla daha fazla görüşmeniz haberleşmeniz gitmeler gelmeler ziyaretler yolculuklar Dolunay ve onu takip eden iki haftalık süreç içerisinde sizin için öncelikli hale gelebilir. Ve yine dolunayı hemen takip eden saatlerde yine 7 Mart'ta Satürn kova burcundaki yolculuğunu bitirecek ve balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu tabii uzun süreli bir etki 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn balık burcunda hem kişisel hem toplumsal alanlarda önemli bir transit. Dolayısıyla şimdi bu e, videoda buna çok fazla zaman ayırmak istemiyorum. Çünkü e, hem Satürn'ün balıktaki genel tesirlerini anlattığım hem de burcunuzu olan tesirlerinden bahsettiğim videoyu Demet Bağdatacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yani burada daha detaylı daha genel bilgiler alabilirsiniz sevgili yengeçler. Ayın 16'sında Venüs Boğa Burcu'na geçecek ki bu güzel bir transit. Venüs'ün en azından kendini daha iyi hissettireceği bir transit. Size de güzel bir açıda olacak. 16'sından itibaren gerek ilişkilerde bunlar aşk ve romantik konular da olabilir. Sosyal yaşamınız, arkadaş ilişkileriniz de olabilir. Yumuşak etkiler getirecek size, fırsatlar getirecek. Hani biraz daha böyle... Hayatın keyfini çıkarabileceğimiz konular, bizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Bunlar dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte yapacağımız faaliyetler, işte organizasyonlar olabilir. Bazı kutlamalar, davetler olabilir. Parasal kazançlar bakımından da iyidir Venüs Boğa'da. Özellikle iş ve kariyerde yaptığınız çalışmaların maddi karşılıklarını almanız maddi anlamda burada kendinizi daha bir güvende hissetmeniz, desteklenmeniz de mümkün olabilir. 19'unda Merkür Koç burcuna geçecek ve 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. İlkbahar bar başlıyor ekinoksla beraber ve hemen 21 Mart'ta 0 derece Koç burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay sizin için yılın önemli bir yeni ayı. Öncü bir burçta olduğu için ve kariyer hayatınız, gelecekle ilgili planlarınızda çok etkili bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz sıfır derece ve yakınlarında mı sıfırla 5 derece arası alabiliriz bunu kariyerle ilgili konularda yeni başlangıçlar için sizi cesaretlendiren yeni fırsatlar getiren bir yeni ay bu yeni bir işe başlamak ya da çalışma koşullarınızda bir değişim yer değişimleri olabilir toplumsal statünüzde etkileyebilir bu yeni ay ee, yani yaşadığınız yerde bir düzen değişimi işte belki evlilik ayrılık hani ilişkilerle de bağlantılı bir statü değişimi olabilir sıfır derece olduğu için sıfır anlamında bir yenilik bir yeni düşünce yeni fikir yeni bir adım yeni bir düzen kurma anlamında hayatınızda çok önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim ayın 23'ünde yine çok güçlü ve kolektif bir gezegen olan Plüto Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. Gördüğünüz gibi Mart ayında çok önemli enerji değişimleri var ve bunun yansımalarını kişisel ve toplumsal alanlarda çok güçlü hissedebiliriz. Plüto Kova burcuna tabii ki bu ayla sınırlı değil çünkü uzun süreli bir tesir. 2044'e kadar Plüto Kova burcunda olacak. Bu yıl sadece 11 Haziran'a kadar Kova burcunun 0 derecesine şöyle bir geçiş yapacak sanki böyle bir merhaba diyecek izlemek lazım Çünkü dünyada insanlık için sosyal kültürel ekonomik her alanda önemli bir dönüşüm getirecektir Pluto'nun kova transiti ve o 11 Haziran'a kadar bazı ilk işaretleri de gelebilir bununla ilgili takip etmekte fayda var bununla da ilgili detaylı bir video hazırlayacağım yine Demet Bahtıcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz ve Mars 25 Mart itibariyle uzun süredir yaklaşık 7 aydır bulunduğu ikizler burcundan ayrılıp yengeç burcuna sizin burcunuza geçecek ve bir buçuk iki aylık bir dönem sizinle olacak şimdi Mars burada tabi yengeçte daha duygusal daha dürtüsel daha tepkisel bir enerji ortaya çıkarır yengeç burcu olduğunuz için sizin enerjinizi arttıracaktır ancak bu enerjinizi Olumlu kullanmanız lazım. Çünkü gerçekten çok duygusal tepki gösterebilirsiniz bu dönemde. Çok dürtüsel de davranabilirsiniz. Hani böyle sabırsız, hızlı karar vermek, bazen çok böyle kendi kendinizi pasif agresif bir şekilde hani zorlayabilecek, duygusal olarak zorlanabileceğiniz durumlar da olabilir. Genel sağlığınıza, fiziksel sağlığınıza, özellikle midenize, sindirim sisteminize dikkat etmekte fayda var. Kaza ve sakarlıklara karşı daha bir önlem almalısınız. Ama kişisel girişim anlamında inisiyatif alma, mücadele etme, bir işi başlatma konusunda da daha hızlı bir şekilde motive olabileceğiniz, mücadele gücünüzün artabileceği bir süreçte olabilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.